arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle rengarenk cıvıl cıvıl bir elbise çalışmasıyla birlikte olacağız elbisemizi yakadan başlıyoruz ve renklerimizi değiştirerek ve yavaş yavaş artışlarımızı yaparak çan şekli aldırtıyoruz elbisemizin etek kısmına şöyle görecek olursak bakınız Birdenbire bir e, bolluk olmuyor, yavaş yavaş gelen bir e, bolluk görmekteyiz. Yani çan şeklinde eteğimizi açmaktayız. Şu şekilde e, birkaç farklı renk kullandım. Tabii birkaç ana renkten de oluşturabilirsiniz. Daha fazla renkleri farklı farklı sayılarda örerek de kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak elbisemizi çalışabilirsiniz. elbisemiz bir yaş civarı çocuklarımız için. Uygun bir elbise. Tabi dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz uzunluğunu. Elbisemin uzunluğu 36,5 cm. Kol altından eline bakacak olursak elbisemizin şöyle 25 cm kol altından genişliği. Evet elbisemizde e, burada kolumuzdan artışlarımızı yaparak robamızı ördük. Robamızı ördükten sonra yeşille e, başladık. Ve halen roba kısmını, gövde kısmını ördük. Buradaki görmüş olduğumuz bu rengimizden itibaren etek bölümüne geçtik ve aralıklarla artışlarımızı yaptık. En son kırmızıda artışımı yaptım. Kırmızıdan sonra artışımı yapmadan eteğimin genişliği yeterli olduğu için devam ettim. Tabi. Dilerseniz aralıklarla yine artışımızı yapabilirsiniz. Videomuzun içerisinde izlerken göreceksiniz çok sık aralıklarla değil daha seyrek trabzanlar arasında artışımızı yapıyoruz. Yine aynı yöntemle bakarsınız eteğinizin daha çan olmasını istiyorsunuz yani daha genişlemesini istiyorsunuz bir sıra daha sonra ya da iki sıra sonra bu bu şekilde artışlarımızı seyrek seyrek. Yani aralıklı trabzanlarla yaptığımızda bu şekilde güzel bir artış devam eder. Yani artmakta dilediğiniz kadar e, özgürsünüz. Yani istediğiniz gibi e, artabilirsiniz. Dilediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Ya da yaşı büyük çocuklarımız için daha yukarıdan zincir sayımızı fazla başlayarak tabii ki istediğimiz ölçüye kadar örebiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Rengarenk, cıvıl cıvıl elbisemiz. Dilediğimiz farklı renklerle, kalmış renklerinizle ya da sevdiğiniz, güzel kombin ettiğiniz renklerimizle örebilirsiniz. Ben 3 numara tığ kullanarak elbisemizin robasını örmeye başlıyorum. Hemen düğümümü attıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çekiyorum. Ve ilk ayracımı Elbisemin arkası için ördüğüm 9. zincirin içerisine takıyorum. Şimdi elbisemin kolu için 13 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zincirimi çektim ve elbisemin koluna 13. zincirin içerisine ayırıcımı takıyorum. Ve elbisemin önü için 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincirimi çektim. 20. zincirin içerisine de ayracımı takıyorum. Tekrar örmeye devam ediyorum. Bu kez kolumuzu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 ve 13. 13. 13 zincirde kolum için ördüm ve 13. zincire ayracımı takıyorum. En son arkamız için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi de çektikten sonra şu şekilde koyuyorum ve hemen ölçü olarak bakıyorum. Şu şekilde tığımın olduğu yöne doğru yaklaştırıyorum ölçümü 24 santim 24 santim bakınız e, zincirimizin uzunluğu şimdi trabzan sıramızı Örmeye başlayalım 9 zincirimizden 1 ve 2 geriye geliyorum iki tane zincir ilave ediyorum bakınız 2 zincir ilave ettim 2 zincir geriye çekilmiştim tığımın başını doluyorum ikinci zincirin yani geriye çekildiğim ikinci zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum ve iki tane trabzanım bu şekilde oluşuyor diğer zincirlerimin üzerine de birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum şimdi elbisemizin arkasını örmekteyiz arkamız iki parça düğme ve ilik yeri olarak ayarlayacağız daha sonrasında şimdi sayalım 2 4 6 8 ve 9 bakın tam 9 tane trabzanımızı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum yeşil ayracımı çıkarıyorum ve yeşil ayracımın olduğu yere bir diye trabzanımı başlatıyorum ve hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Sırası ile sarı ayrıcıma kadar birer birer zincirlerimin içerisine trabzanlarımı örerek dolduruyorum. Ve şu an 13 tane zincir çekmiştik Üzerine de 13 trabzanımızı doldurarak kolumuz için olan bölümümüzü tamamlayacağız. ilerliyorum zincirimin üzerinde ve sayıyorum 2 4 6 8 10 ve 13 13 tane de kolumuz için olan bölümümüzü ördük bir tane zinciri 13. zincirin üzerine trabzanın üzerine çekiyorum sarı ayracımdan kırmızı ayracıma kadar olan bölümümü önümüz için örmeye başlıyoruz birer birer bütün zincirlerimizin içerisine ikili trabzanlarımızı örüyoruz İşaretimizin olduğu yere kadar örerek geldim şuradan başlıyoruz bakınız bir tane zincirimizi çekmiştik 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 20. trabzanımın üzerine yine bir tane zincirimi çekiyorum. Kırmızı ayırıcımdan beyaz ayırıcıma kadar ilerliyorum. 13 tane trabzanımızı kolumuzun diğeri için örmeye başlıyoruz. Düz cıvıl cıvıl bir elbise örmek istiyoruz rengarenk Trabzanlarımı birer birer ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. Bir tane zincirimi çekiyorum. Beyaz ayracımı çıkarıyorum ve son olarak 9 trabzanımızı örmeye başlıyoruz. Birinci trabzanımı ördüm ve devam ediyorum. birer birer sıra sonuna kadar örelim. Bir tane daha zincirim kalmış. Evet bir zincirimi de ördükten sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane trabzanımı da ördükten sonra bir ve 2 tane zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum ve robamızın ikinci sırasına iki zincirden sonra örmeye başlıyoruz. Birinci trabzanımız zincirimizle birlikte oldu. İkinci trabzanımın hemen üzerindeki minik göze gelerek batıyorum ve trabzanlarımı her bir trabzan üzerindeki minik gözlerin içerisine girerek bir zincir çekmiş olduğumuz yere doğru örmeye devam ediyorum. Evet. 9 tane trabzanın hepsini ördüm ve bir zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin içerisine 2 tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımı ördükten sonra 1 tane zincir çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak aynı yuvaya 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. İki trabzanımı tamamladıktan sonra trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Kolumun üzerine geçiyorum ve yine burada gördüğümüz minik gözlerin şu kısımların içerisine girerek bir tane zincirin olduğu yere doğru ilerliyorum. Evet, trabzanlarım birer birer ördüm ve bir zincirin olduğu yere geldim. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördüm. Kolumun sağından ve solundan ikişer artış yaparak ikinci sıramızı da genişlettik. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradaki bir zincirimin içerisine yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum. Şimdi elbisemizin ön kısmını örüyorum. Diğer bir zincirin olduğu yere kadar ilerleyelim. Zincirimin olduğu yere kadar örerek geldim. Her bir trabzanımın üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm ve bir zincirimin olduğu yerdeyim. Hemen zincirimin içerisine giriyorum bir ve tekrar zincirimin içerisine giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen iki tane daha trabzanımı örüyorum. Şimdi kolum için örmeye başlıyorum. Birer birer ilerleyelim. Ve kolumuzu da ördükten sonra bir zincirin olduğu yere iki trabzan, bir zincir, iki trabzanı örelim. Elbisemizin arkasının trabzanını da örerek tamamlayalım. İkinci sıramızı tamamladım. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra bir uçtan diğer uca şu şekilde bakmak istiyorum. 12 santim bakınız bir uçtan diğer uca elbisemizin önü kolu ise bir uçtan diğer uca 9 santim. Şimdi üçüncü sıramızı aynı şekilde örmeye devam edelim. İki zincirimi çekiyorum. Bir ve iki örgümün yönünü çeviriyorum ve sıradan gördüğüm bütün trabzanlarımın üzerine bir tane zincirime kadar birer birer örerek geliyorum herhangi bir artış yapmıyorum farklı bir işlem yapmadan birer birer sadece trabzanlarımızı örerek ilerleyelim bir zincirimin olduğu yere kadar bakınız bu şekilde örerek geldim hem bir alt sıradaki artmış olduğum iki trabzanımı ördüm bakınız şimdi üçüncü sıra bu şekilde tamamlandı bir zincirimin olduğu yerde ise iki tane trabzanım örüyorum bir ve iki İki trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekip aynı yuvanın içerisine girerek iki trabzan daha örüyorum yani bir tane zincir artış yerine iki trabzan bir zincir iki trabzanım ördüm ve hemen kolum için ilk trabzanın üzerine batarak örmeye devam ediyorum ve ilerliyorum birer birer trabzanlarım örerek diğer artış yerine geldiğim zaman iki trabzan bir zincir iki trabzan tekrar elbisemizin ön kısmını örüyorum yine 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan kolumuzu örerek devam ediyorum 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan şekliyle birazcık bu maviden örmeye devam edelim hem 3. sıramızı ve 4. sıramızı maviden aynı şekilde artarak örelim elbisemizde 1 2 3 4 5 sıra robamızı tamamladım şimdi yeni rengimize geçmek istiyorum İpimi kopardım yeni rengimi düz yönden örerek devam etmek istiyorum 3 tane zincirimin üzerine şu şekilde batıyorum 1 2 ve 3 zincirimi çektikten sonra sırası ile birer birer trabzanlarımı örüyorum dilediğiniz zaman daha önce de daha sonra da renklerimizi değiştirebilirsiniz ben 5 sıra mavimi ördüm ve sarı rengimi geçtim 6. sıramızda ve düz yönden örüyorum kol altına kadar yani kolumuzun ayrım yerine kadar örerek geliyorum. Yine aynı şekilde iki trabzan bir zincir iki trabzanlı artışımızı da yapacağız. Şimdi kolumuza doğru gelelim. Evet bakın son trabzanımı ördüm. Giriyorum araya bir. Giriyorum iki. Bir tane zincirimi çekiyorum aynı yuvaya tekrar giriyorum 1 ve 2 iki. Yine ikişer ikişer artışlarımızı yaparak istediğimiz sırada Tamamlayalım sarımızı 1 2 3 ne kadar isterseniz ben şimdi örmeye devam ediyorum Bütün bölümlerimizde 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan önümüzü örüp gelip tekrar 2 trabzan bir zincir 2 trabzanımı örüyorum Elbisemizin roba kısmını tamamladım. 5 sıra mavimizi örmüştüm. 3 sıra da sarımı ördüm. Şimdi e, ölçüsüne bakalım. bakınız Bir uçtan diğer uca ölçüyorum. 26 santim. Bir uçtan diğer uca. Elbisemin önü. Şimdi kolumuzu gövdemizden ayıralım. Yeni sıramızda. Şimdi yeşilimle devam etmek istiyorum. Zincirimin üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve birer birer trabzanlarımı elbisemin arkası için örerek ilerliyorum. Dilediğiniz renklerle dilediğiniz sırada tabii ki ayarlamalarımızı yapabilirsiniz. Sadece bu fikirdir. İlerliyorum. Kol altına kadar gelelim. Yani şuradaki kısım artış yerimize kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Evet en son bakınız trabzanımı ördüm Art, ayrım yerindeyim bir tane zincirimin olduğu yerdeyim hemen bir tane trabzanımı buraya örüyorum hiç zincir çekmeden çünkü yeterince genişliğimiz var tığımın başını doluyorum bakınız kolumuzun bir ucundan bir artış yerinden diğer artış yerine kadar şu şekilde büküyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum bir zincirimin olduğu yere ve bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Birer birer bakınız. Elbisemizin robasının önünü tamamen örüp diğer kolumuzun artış yerine kadar gelelim. Elbisemin önünü bir sıra olarak ördüm. Tam bir zincirimin olduğu yere de bir tane trabzanımı ördükten sonra kolumu büküyorum ve diğer bir tane zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir trabzan örerek kolumuzu birleştiriyorum bakınız kolumuz kapandı ve arkadan örmeye devam ediyorum birer birer trabzanlarımızı örerek elbisemizin arkasında tamamlayalım uç noktaya kadar gelelim bu bitiş noktasına kadar birer birer örelim Evet bir sıra ördüm. Arkamızdayız şu anda. Şöyle görelim kolumuzu birleştirme noktalarımızı. Bakınız araya zincir çekmedik. Önümüzü örerek geldik. Ve bir uçtan diğer uca ördük tamamladık. Şimdi arkamızı kapatıyoruz. İlmeğimi alıyorum. 3 tane zincir çekmiş olduğum yeşilin 3. zincirinin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Düz bir elbise olacak elbisemiz sadece renk değişikliği yapacağız elbisemizde kol altına doğru ilerliyorum kolumun altına doğru örerek geldim ve şu an tam kolumun altındayım ve görmüş olduğumuz gibi diğer tarafın ilk trabzanının olduğu yere de batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bu şekilde başlangıç yerime kadar sadece trabzanlarımı örerek tamamlıyorum 3 sıra yeşil rengimizi ördükten sonra şimdi etek kısmına geçiyoruz. Burası roba ve bel kısmı burada tamamlanmış oluyor. Elbisemin arkasını çeviriyorum ve yeni rengimi tığıma bağladım. 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve belim için artık etek bölümüne geçiş vakti. Şimdi bu sıramızda artışlarımızı yaparak etek bölümüne başlayacağız. 3 trabzanım ördüm. 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı ördükten sonra 9. çift olarak örüyorum. 2 defa batıyorum ve bir artış yapıyorum. Bakınız 2, 4, 6, 8, 9. çift. Şimdi 8 tane tek 9. çift olarak örmeye devam edelim. 8 tane ördüm çiftimden sonra bakınız 2, 4, 6, 8, 9. çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum ve bir tane daha örüyorum. Artışımı yapıyorum. Tekrar 8 tane tek trabzanımı örüyorum. 2, 3 4 5 6 7 8 9. tırabzanımızı 2 defa örelim. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 8 tane tek, 9. çift. 8 tek, 9 çift olarak tamamlayalım. 8 tek 9. çift olarak ördüm ve ikinci sıramıza başlıyorum ikinci sıramıza hemen 3 tane zincirimin üzerine geliyorum üçüncüsüne batıyorum ve şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum 1 2 3 ve birer birer bu sıramızda artış yapmadan her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzan örerek ilerliyorum. Birebir bütün sıramızı dolaşıp tamamlayalım. İki sıra rengimizi ördükten sonra birinci sırasında artışımızı yaptık, ikinci sırasında birebir ördük. Şimdi mavi ipimi tığıma bağladım, hemen örgümün arkasını çeviriyorum ve mavimle örmeye devam ediyorum. Mavimle yine artışımı yapacağım. Zincirimin üzerine bakınız geliyorum, 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. 2 bu sıramızda da artış yapacağız 3 bakınız bu pembe rengimizin ikinci sırasında yapmamıştık birinci sırasında yaptık şimdi mavimizde 4 ördüm 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm 11. trabzanımı çift örüyorum 1 ve 2 10 tane tek 11. çift. Ve ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. çift olarak örelim ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım 10 tane tek 2 4 6 8 10 11. çift 2 4 6 8 10 11. çift ve sıramızı örüp yine uçta görüşelim bir sıra mavimi tamamladıktan sonra farklı bir tondaki mavimi örmeye başlıyorum yine zincirimin üzerine geliyorum bir tane sık iğnemi örüyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve örmeye devam ediyorum bakınız birer birer iplerimi de şöyle altından gizleyerek götürüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın çok sık artış yapmıyoruz. 10 11 ve 12. 12 tane trabzanımı ördüm. 13. çift olarak örüyorum şöyle çan açılmasını istiyorum ve yavaş bir çan olmasını istiyorum birdenbire açılan etek istemiyorum 12 tane tek bir tane çift ördüm yine sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13'ü çift olarak örüyorum 1 ve 2 bu şekilde sıramızı tamamlayalım 12 tane tek 13. çift 12 tek 13. çift olarak örelim artışımı yaparak mavi sıramı birinci sıra olarak ördüm şimdi artış yapmadan örmeye devam ediyorum üst sırasını zincir çekerek ördüğüm kısma gelerek batıyorum ve artış yapmadan birebir devam ediyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Üzerinden ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ikinci sıramızda artışımızı yapmadan bitirdim. Şimdi tekrar arkayı çeviriyorum. Yeni bir rengime geçiyorum ve bu sıramda da artışımı yapıyorum. Yine zincirimizin üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3. Toplamda sık iğnemle birlikte 3 tane zincirim örüyorum ve birer birer trabzanlarımın üzerlerine batarak örmeye başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Arkadan da iplerimiz şöyle gizleyelim. 8.

Bu sıramızda 15 tek, 16 çift. Ve devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 düz ördüğümüz için hızlı örüyoruz bakınız 15 tane tek ördüm ve 16 buradaki örmüş olduğum gibi çift olarak örüyorum 16 ördüm tekrar bir daha batıyorum ve bu sıramızı 15 tek 16.yı çift olarak örelim ve üzerindeki sırayı artış yapmadan Evet elbisemizi örerek tamamladım. Bakınız kırmızımda artışımı yapmıştım. Kırmızımdan sonraki iki sırada da diğer sıralarda da herhangi bir şekilde artış yapmadım. Eteğimiz çan şeklinde açılarak tamamlandı. Eğer daha büyük yaş grubu için istiyorsanız aralıklarla tıpkı yapmış olduğumuz gibi artışlarımızı yaparak ilerleyelim. Çok birdenbire artışa yüklenmeden daha az daha seyrek sıralarda artışımızı yapalım. Bakınız elbisem yeterli boyuta geldi ve şöyle güzelce roba kısmına iki tane çiçek ördüm. Şimdi üçüncü çiçeği sizlerle birlikte örmek istiyorum. Onu da birlikte örelim ve buraya dikelim mavi kullanmak istiyorum şöyle iğnemi de ayırmıştım hemen deki dikebilelim sizlerle diye sihir halkamı yapıyorum alıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başında doluyorum. hemen halkamın içerisine bir tane trabzanı tek sefer örüyorum ikinci trabzanı tek sefer örüyorum Üçüncü trabzanı tek sefer örüyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bakınız, aynı anda çekip bir, iki, üç tane zinciri çekip halkamın içerisine gelerek batıyorum. Çiçeğimin bir tanesini oluşturdu bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekerek yukarı doğru çıkıyorum. 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. Tekrar bir tek sefer aldım tutuyorum 2 3 3 tane trabzanı zincirimizden ayrı aldıktan sonra hepsini aynı anda çekelim. Bakın kapadım. 1 2 3. Tekrar 3 zincirimizde halkamızın içerisine geçelim. İkinci çiçeğimizi de oluşturduk. Şimdi 3. çiçeğimize geçiyorum 3 tane zinciri battığım yerden çekerek yukarı doğru çıkıyorum 3 zincir ve başlıyorum 1 Bir. Bir defa alıyorum trabzanımı ikinci kez için tığımda bekletiyorum toplamda 3 tane trabzanı birer defa aldım ve çekiyorum 3 zincirle aşağıya iniyorum. Evet 3 tane çiçeğimizin yaprağı oldu bakınız. 5'er tane çalıştım. Şimdi aynı işlemi 2 defa daha tekrar ediyorum. 1, 2 ve 3. Trabzanlarımı giriyorum. 1, bekletiyorum. 2, 3. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3. Ve içeriye batıyorum ve dördüncüyü de yaptıktan sonra beşincimiz için başlıyoruz. Üç tane zincirle tabi önce yukarıya çıkıyoruz battığımız yerden. Bir, iki, üç. Çekiyorum. Bir, iki, üç. Geliyorum ve yuvanın içerisine batıyorum. Ve bir tane daha yuvamın içerisine batıp bir zincirle sıkıştırıyorum ve makasımla kesiyorum. Şöyle arkadan sihirli halkamızı çekerek çiçeğimizin şeklini güzelce düzeltelim çiçeğimi tamamladıktan sonra ipimi aslında biraz uzun kesmeyi planlamıştım ama hemen kestim. Sizler biraz uzun keserseniz hemen çiçeğimize takılı bir şekilde ipimizi kullanırsanız iğnemizi takıp aynen çiçeğimizde olan ipimizle dikmesi daha hoş ve daha kolay olacaktır. Şu şekilde çiçeğimizi diğerinin mesafesine eşit mesafeye yakın bir şekilde ortaya diğer çiçeğimizi alacak şekilde dikmeye başlayalım. rahat edecekseniz O şekilde dikin. Ben elim alarak dikmek istiyorum. Evet çiçeğimizi diktikten sonra arkamızı çeviriyoruz. Arkamızdaki düğmemiz ve iliğimiz için olan kısmı da çalışmaya başlıyoruz. Bu karşı tarafa sağ tarafa iliğimizi açalım. Sol tarafa ise düğmemizi dikelim. Bakınız ipimizin olduğu yer sol tarafımız. Diğeri ise sağ tarafımıza denk gelecek kısım. Hemen örmeye başlıyorum. Önce ilik bırakacağım yere başlıyorum. Trabzanımın arasına hemen bakınız ilk trabzanımın arasına giriyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2 toplamda 3 oldu. Diğer trabzanıma geçiyorum 1 ve 2, diğer trabzanıma geçiyorum 2, 2 defa dolduruyorum. Başını doluyorum tek seferde çekerek işlemimi tamamlıyorum. 1 ve 2. Tek seferde 1 2 yine tek seferde bir çekiyorum ve ikişer defa giriyorum. Şöyle şu kısım geçiş olduğu için daha düzgün alalım 1 ve 2. Diğer tarafa 1 2 sırası ile ikişer ikişer ilerliyorum ve bakınız en son yerdeyim bir tane zincirimi çekiyorum hemen bir zincirimi dibine batıyorum bir tane ilerliyorum iki tane düğme dikelim bir tane yeterliymiş bir tane düğme dikelim onun için yukarıya bir tane ilk açmamız yeterli tabi eğer gövdeyi uzun tuttuysanız iki tane de kullanabilirsiniz daha sık kullanmak istiyorsanız daha çok açabilirsiniz iliğimizi açmak çok kolay yukarıya doğru ilerleyelim minik bir düğme dikmek istiyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum ve en tepedeki noktaya gelerek batıyorum bir zincirimi çekiyorum tekrar çeviriyorum. Hemen ilerideki bakın dibine değil bir sonraki sık iğnemi batıyorum. Ve zincirimin içerisine bir tane sık iğne olarak örüyorum. Diğer sık iğnelerimi aşağıya kadar birer birer örerek ilerliyorum. Ve iliğimin olduğu yönü tamamlamış oluyoruz. Bir tane. Hemen diğer yönü de örmeye başlayalım. Aynı şekilde diğer yönü de batıyorum. 1 ve 2. Başlangıçtaki trabzanımı 3 defa örüyorum. Birincisini örüyorum. ikincisine battım. Bakın başlangıçtaki ilk trabzanımız 3 tane ördüm. Diğer bütün trabzanları arkadan ipimi de gizleyerek ikişer ikişer örerek ilerliyorum. 1 ve 2 ilerliyorum. Bakın her bir trabzan arasına ikişer ikişer Girelim. 1 ve 2. 1 ve 2. Sarımıza geçiyorum. 1 2 2 2 ilerliyorum. 1 2 Tekrar 1 2 Evet. Şöyle en son yeşili geçiş yerimize de bir tane yapalım. Bir tane sık iğnemi yani zincirimi örüyorum. Sık iğne olarak atıyorum ve sık iğne ile yukarıya doğru çıkalım. Uç kısma kadar farklı bir işlem yapmadan düğme dikeceğimiz yerimizi bu şekilde birer birer alttaki tek seferde örmüş olduğumuz trabzanlarımızın üzerine sık iğnemizi güzelce yerleştirerek uç noktaya kadar gelelim. En son noktaya da geliyorum ve bir tane zincir çekerek makasımızda kesiyorum. Sırt kısmında düğme ve ilik yerimizi şu şekilde kapatalım. Bakınız arka kısmında birkaç tane şöyle dikişimizi atarak güzelce kapatalım. Üste ilik yerimiz altta da düğme yerimiz gelecek şekilde bu uç kısma şöyle birkaç tane minik dikişler atarak arkadaki bölümü kapatalım ve esnemesini engelleyelim. Sabit dursun. Çok fazla da kapamayalım. Tabii zevkinize uygun olarak dilediğiniz rahatlıkta da çalışabilirsiniz. Evet. Arkaya bir tane düğüm atarak tamamlıyorum. Evet bir tane minik düğmemizi diktim ve bu şekilde elbisemizi tamamlamış olduk. Elbisemizin bütün aşamalarını sizlerle beraber birer birer yaptık. Umarım çalışmamız hoşunuza gitmiştir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.